Çanakkale'den geliyoruz. Çanakkale'lilerin, Türkiye'lilerin selamını getirdik. Tüm Boşnak kardeşlerimizle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. İsmim Volkan Uslu. Çanakkale'de GESTAŞ şimdi deniz ulaşımı sağlayan firmanın genel müdürüyüm. Dolazimo iz grada Çanakkale, iz Republike Turske. Donosimo se labe kako iz grada Çanakkale, tako iz Republike Turske, našoj dragoj braći i sestrama u Bosni i Hercegovini. Ja sam inače Volkan Uslu, generalni direktor sam firme GESTAŠ koja se bavi prevozom robe i putnika u gradu Çanakkale'u. Evo, može gospodin da vam kaže, ovo je već druga godina kako se organizuje ovaj iftar i prošle godine je bio. Odakle ova povezanost i ovo prijateljstvo prema narodu ovdje? Şimdi bu ikinci bir düzenlediğimiz bir iftardır. Bu birliği, bu kontağı nasıl kurdunuz? Nasıl düşünceniz Ahmetçi'de iftar vermenizi nasıl geldiğinde açıklayabilir misiniz? Boşnak kardeşlerimizi çok seviyoruz. Mi volimo inače Boşnak'ı dar. Türklerin ve Boşnakların geçmişe dayanan bir birlikteliği var. Imamo nešto zajedničko između naroda Republike Turske i bošnjačkog naroda Bosne i Hercegovine. Bosna'nın kurtuluş mücadelesinde Türkler buradaydı. Kad se Bosna branila, bilo je dosta naših braća i sestara koji su bili ovdje uz vas. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye ayaktayken Boşnaklar bizim arkamızdaydı. Kad je prije dvije godine se desio pokušaj vojnog puča u Republici Turskoj, bošnjački narod je stao uz turski narod. Biz geçen sene Çanakkale'de başarılı lise öğrencilerini tüm ilçelerden Bosna Hersek'e getirdik. Bir hafta burayı gezdiler. Çanakkale'nin en başarılı lise öğrencileri. Mi smo prošle godine najbolje učenike svih srednjih škola na području općine, odnosno grada Çanakkale'a doveli na jedno sedmodnevno putovanje po Bosni i Hercegovini. O gezi sırasında ortak işbirlikleri oldu. Okullar arası kardeş okullar oldu. Kurumlar arası kardeşlikler başladı. I povodom to, u tom periodu smo uspostavili nekakve kontakte, povezali smo škole, povezali smo raznorazna udruženja koji su napravili određene sporazume o prijateljstvu, o bratimljenju. Daha sonra Ahmetçi köyünde Ramazan'da iftar organizasyonu yaptık geçen sene. Yine došli smo na ideju da prošle godine organizujemo jedan iftar u selu Ahmetçi'de. Boşnak kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiler, bizi ziyaret ettiler. Çanakkale'de onları ağırladık. Nakon toga smo pozvali djecu iz sela Ahmiće koji su nam bili gosti kod nas u Çanakkale'u. 18 Mart törenlerinde yine Boşnak gazilerimizi Çanakkale'de ağırladık. Onlar Cumhurbaşkanımızla tüm törenlere bizlerle birlikte katıldılar. Takođe 18. Mart, to je dan velike pobjede u Republici Turskoj. Tada smo pozvali ratne vojne invalide sa područja Bosne i Hercegovine i oni su bili zajedno u protokolu sa našim predsjednikom Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu sene Allah nasip etti ikinci iftar organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Ove godine drugi iftar koji organizujemo ovdje u selu Ahmićima. İnşallah bu önümüzdeki yıllarda sürekli iftar organizasyonlarımız daim olur. Rabbim dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim etsin. Ja se nadam da će ovaj iftar preći u tradiciju i da ćemo i u narednim godinama svake naredne godine organizovati ovako nešto. Ja molim Boga da nam prvo da zdravlje da ovako nešto organizujemo. Bizi Bosna Hersek'te kendimiz memleketimizde gibi hissediyoruz. Ağırlayan, bize eşlik eden Yasmin Bey'e, tüm arkadaşlara, Mahir Hocam'a, Harun Bey'e, Savaş Gazi'miz, tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Ja se želim prije svega zahvaliti ljudima koji su pomogli u ovoj organizaciji. Prvo želim naglasiti da je u tom poslu najviše kumovao, tako da kaže gospodin Jasmin Imamović, predsjednik asocijacije Bosne i prijateljstva. Nakon toga gospodin Mahir Hođa Efendija, gospodin Harun Hođić, ratni vojni invalid i svi ostali koji nam pomažu da se ovako nešto lijepa djela urade. Tüm Müslüman aleminin, İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlısıyla Ramazan bayramına ulaşmayı nasip etsin Rabbim inşallah. Sa ovog mjesta želim svima muslimanima širom zemaljske kugle čestitati Ramazan, da ga provedu u ibadetu, sreći, u veselju i tako.
zulüm içerisinde sıkıntıda olan Kudüs'teki Müslüman kardeşlerimize, Suriye'deki Müslüman kardeşlerimize, Irak'taki Müslüman kardeşlerine, tüm dünya coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Rabbim onların yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla. Takođe želim da glasiti, želim poželjeti braći i sestrama u Kudusu, Jerusalemu, u Siriji, u Iraku i svim drugim mjestima gdje nažalost se prolijeva krv muslimanska, da to stane, da provedu ovaj Ramazan u blagostanju, u sreći, u veselju. Eto, to bi je želja. 2018 Çanakkale'de aynı zamanda Truva, Çanakkale'nin bir bölgesi. Truva dünya kültür mirasında çok önemli bir yer. Želim ovo naglasiti, ove godine 2018. godina Troje, u Çanakkale'u se nalazi Troja, vi to možda znate. Truva'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girişinin 20. yılı 2018. Znači 20 godina od kako je ušla na listu UNESCO kulturne baštine i ove godine će se obilježavati kao godina Troje. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımız bu seneyi Truva yılı ilan ettiler. Naš predsjednik, naš premijer i predsjednik Skupštine su donijeli odluku da ova godina bude godina Troje. Biz de tüm Boşnak kardeşlerimizi, herkesi 2018'de Çanakkale'mize, Türkiye'mize bekliyoruz. Ja pozivam ovim činom, pozivam sve Bosanci, Hercegovce, Boşnjake da dođu da posjete kako Çanakkale, tako i Troju. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Selame i poštovanje svima vama. Selamlarım. Hvala.